Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iOS 11.3 Beta 3 güncellemesinin incelemesini 6S üzerinde yapacağım. Evet arkadaşlar. Saatler önce gelen 11.3 Beta 3 güncellemesi cihazlarımıza herhangi bir yenilik getirmedi. Yani şöyle. Beta 2 ile pil aşınmasıyla alakalı olarak pil sağlığı özelliği gelmişti. Ve betaydı. Hala beta. Herhangi bir değişiklik yok. Ayrıca beta 1 ile iCloud kısmında mesajlar uygulaması için iCloud kullanımı gelmişti. Hala da kullanımda bu özellikte. Beta 3 ile de bununla alakalı bir değişiklik yok arkadaşlar. Sadece performansla alakalı bazı değişiklikler var mı yok mu? Buna bakacağız. Yine bizim yerleşik olarak yaptığımız uygulamalarla alakalı testimizi, uygulama açılış hız testimizi gerçekleştireceğim. Ondan sonra Geekbench benchmark skorlarına da bakacağız arkadaşlar sürümün. Diğer beta sürümleri ve ana sürüm ile karşılaştıracağız. Hemen kronometremi başlatacağım ve testimi yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 14.19 bu skor 11.2.5'te 15 saniye civarındaydı. 11.2.6 da zaten 11.2.5 ile yaklaşık aynı performansı sergiliyordu. Şimdi Geekbench skorlarına bakalım. Ona göre bir yorum yaparız performans hakkında. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi testimiz sonuçlanmış oldu. Öncelikle 11.2.5 ile karşılaştıracağım. Çünkü elimizde onun skorları var ve 11.2.6 zaten 2.5 ile yaklaşık aynı skorları veriyor. 2544 almışız. 2545 1 puan üzerine çıkmış. 4423 almışız. 4442 ile evet 11.2.5'i geçmiş. Yani yüksek ihtimalle 11.2.6'yı da geçecektir. Bunun yanında beta 2'ye göre 2544 almışız. Yine aynı şekilde beta 2'yi de geçmiş. 4471 almışız. Beta 2'nin çoklu çekirdeği daha yüksek puan almış arkadaşlar. Ancak beta 1'de de durum yükselme gösterdiği yönünde. 11.3 iPhone 7'de de denediğimizde, 6S'de de denediğimizde performans ve stabilite odaklı bir sürüm olacak. Yani 6S içinde bir yükseliş söz konusu diyebiliriz. Ancak beta 2'de çoklu çekirdekte birazcık daha yüksekmiş skorlarımız. Beta 3'te birazcık daha düşmüş. Ancak bu kadar düşüş zaten gün içerisinde daha yaptığımızda mümkün. Bizim daha çok bakacağımız 11.2.5 ve 2.6'ya göre nasıl ve ona göre değerlendirdiğimizde şu anda daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu tabii ki günlük kullanımda sizin fark edemeyeceğiniz kadar bir iyileşme olmuş. Çünkü farklar oldukça az arkadaşlar. Bu videom da buraya kadardı. İyi günler, iyi seyirler dilerim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın.